Muhterem seyirciler, Cenab-ı Hak aslında kullarına her zaman her iki cihanda rahat etmeleri, huzur bulmaları için gerekli olan emir ve tavsiyelerde bulunuyor. Tarihte bunun misalleri çoktur. İşte bu üzerinde durduğumuz ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bir biri peşi sıra İsrail oğullarına dünyada ve ahirette huzura ermeleri için bir takım tavsiyelerde ve öğütlerde bulunmuş onları ikaz etmişti. Kendilerine gönderilen Tevrat'tan istifade etmelerini, onun içindeki emirlere uymalarını onlardan istemişti Cenab-ı Hak. Huzû mâ âteynâküm mi kuvvetin ve zkurû mâ fîhî leallekum tettekûn buyurmuştu Cenab-ı Hak bundan önceki ayet kelimede. kerimede. Yani Tevratın içindekini alınız ve ona uyunuz, ondakileri hatırlayınız ve bu suretle doğru yolu bulur, Allah'ın azabından kurtulmuş olursunuz buyurmuştu Cenab-ı Hak. Bunun ardından Estaizu billah Bismillah Cenab-ı Hak buyurdu ki Süm metveleytüm min Daha sonra siz yüz çevirdiniz, hakikatlerden uzaklaştınız tevelli ettiniz. Size gösterdiğim yoldan ayrıldınız. O yola uymadınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Sümme tevelleytum min badidelik. Size bir takım ikazlarda bulunulduğu halde sizler çeşitli vesilelerle uyarıldıktan başınıza çeşitli musibetler geldikten sonra da benim emirlerimden ayrıldınız benim gösterdiğim yola sırtınızı döndünüz buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bundan dolayı siz Cenab-ı Hakk'ın emirlerini bu suretle hafife almış oldunuz. فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ lekuntum Minal الْخَاسِرِينَ Şayet Allah'ın size olan fazlı ihsanı olmasaydı, Cenab-ı Hak sizin bu hatalarınızı yaptığınız tevbelerden sonra affetmeseydi, Allah sizi bağışlamasaydı, Allah'ın lütuf ve ihsanı olmasaydı, siz mutlaka husrana uğrayan, zarar edenlerden olurdunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya evet, insanlara Allah'ın fazla ihsanı olmasa, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve müsamahası bulunmasa, Cenab-ı Hak insanlara layıkıyla muamele etse ve onlara müstahak oldukları cezayı verse insanların hali ne olurdu? Perişan olurlardı. İşte Cenab-ı Hak bunu hatırlatıyor. فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ <laughs> Allah'ın fazlı ihsanı ve rahmeti, merhameti olmasaydı size لَكُنْتُمْ <laughs> مِنَ الْخَاسِرِينَ Kusrana uğrayanlardan zarara uğrayanlardan olurdunuz. Dünyada ve ahirette perişan olurdunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunun ardından da Allahü Teala buyuruyor ki ve laqad alimtumu allazina atadaw minkum fi's sebti. Fekulna lehum kunu qiradatan Allah bir hikmete mebni olarak size bir takım yasaklar, bir takım prensipler koydu. Ve bunlardan bir tanesinin gereği olarak cumartesi günleri avlanmanızı Allah size yasak etmişti. Allah'ın koyduğu bu yasağı dinlemediniz. Siz bildiniz ki Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin koyduğu yasağı dinlemeyen, bu haddi aşan, bu yasağa karşı çıkan kimseleri siz gördünüz ve bildiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ Sizden Fissebti, Cumartesi gününün yasaklarına uymayan kimselerin halini siz mutlaka bildiniz. Ant olsun ki bu duruma siz şahit oldunuz. Bunu gördünüz ve bildiniz. فَقُلْنَا لَهُمْ biz onlara demiştik ki: "Kunu kiradeten hasin. Allah'ın emrine açıkça karşı gelmek, Allah'ın koyduğu yasakları pervasızca çiğnemiş olmaktan dolayı onlara aşağılık maymunlar olunuz." dedik ve bu suretle onlar maymun haline geldiler. Onların suretlerini meshettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Onları insan suretinden maymun suretine çevirdik. Rezil ve perişan oldular. Mahvoldular. Allah'ın emrine karşı gelmenin cezasını dünyadayken bu suretle çekmiş oldular buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada bu Yahudi milletinden Allah'ın emirlerine saygısızlık göstermenin sonucu olarak Allah'ın gazabına uğrayan insanların hakikaten doğrudan doğruya insan suretinden maymun suretine döndükleri Allah'tan bir ceza olmak üzere böyle bir akıbete düçar oldukları ve bunun sarih olarak meydana geldiği tefsir kitaplarında yazılıdır. İmam Mücahid'den gelen bir rivayet ki bu rivayet tefsir alimlerinin önemli bir çoğunluğu tarafından tasvip görmemiştir. İmam Mücahid bunun sureten değil de sireten yani bunlar tabiatları, huyları ve manevi özellikleri bakımından ...maymun haline geldiler... ...yoksa onların suretinde... ...dış görünüşlerinde... ...maymuna inkılap etme diye bir şey... ...söz konusu olmamıştı... De, ...demiştir İmam Mücahit Hazretleri... ...başla İmam Taberi olmak üzere... ...müfessirlerin önemli bir çoğunluğu... ...bu tevcihi... ...bu yorumu, bu tevhili benimsememişlerdir... ...Cenab-ı Zülcelal Hazretleri onlara bunu bir ceza olarak vermiştir. Ve onlar zaten bu cezaya da müstahak olmuşlardır demiştir. Doğrusunu Cenab-ı Hak bilir. Allah demek ki emirlerine açıkça karşı çıkan, buyruklarını hiçe sayan kimselere böyle tarih içinde zaman zaman çok ibret alınacak cezalar, akıbetler takdir etmiş ve bunu gerçekleştirmiştir Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. İşte tarihte böyle sureten ve sireten maymun haline dönmesi Allah'ın bir emriyle tecelli etmiş ve böyle bir ceza insanlara ibret olmuştur. Allahü Teala Hazretleri buyuruyor ki فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِذَةً لِلْمُتَّقِينَ onlara verdiğimiz bir bu mezhetme, suretlerini değiştirme, onları maymun haline getirme cezasını biz onların daha önce işledikleri ve daha sonra yapmaları mukadder olan bir takım yanlış hareketlerinin karşılığı olmak üzere ona bir ceza olarak kıldık buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir ceza olarak bu akıbeti onlar için takdir ettik ve onlara bu cezayı hazırladık buyuruyor Allahü Teala Hazretleri. Fecaannaha nekalen. Nekal <feyle> burada azap. Kendilerine Cenab-ı Hak tarafından verilen ukubet. Onların layık ve müstahak oldukları ceza manasında. E, lima beyne yedeyha yani bu hadise olmadan önce kendilerinin işledikleri bir takım yanlış hareketler ve ma halfaha ve ondan sonra işleyecekleri yanlış davranışlara bir ceza olmak üzere. Veyahut da bu akibetten önceki kimseler için Cenab-ı Zülcelal Hazretleri böyle bir akibeti hazırladığını beyan ettiği gibi daha sonraki insanlara da bunu bir ibret kılmıştır. Ve mev'izaten lil müttakin ve Allah'tan korkarak hareket eden Cenab-ı Hakk'ın gazabından ve azabından tevakki eden, çekinen, titreyen ve Allah'ın emirlerine saygılı olan kimseler için de bu son derece uyarıcı bir öğüttür, bir mevizadır. Onların akıllarını başlarına getiren ve onların davranışlarına çeki düzen vermelerini sağlayan ...bir öğüttür buyuruyor Cenab-ı Hak... ...bir nasihattır, mev'izadır... ...demek ki... ...bu müstahak olanlara bir ceza olduğu gibi... ...Allah yolunda bulunanları da... ...ikaz eden, onları uyaran... ...onlara doğru yolu gösteren bir öğüt olarak... ...ortaya çıkmış bir hadisedir buyuruyor Cenab-ı ...demek ki... E, ...kafirler... Allah'ın emirlerine kıymet vermeyenler, asiler, günahkarlar bir takım korkunç akıbetlerle karşı karşıya kalabiliyorlar ve bu akıbetlere uğruyorlar. Bunlar onlar için bir ceza olduğu gibi başka kimseler için de ibret oluyor. Allah'ın sevgili kullarının imanlarını takviye edecek, onların teslimiyetlerini artıracak, Allah'ın emirlerine saygılı bulunma konusunda onların niyet ve tedbirlerini daha da artırmalarına hizmet edecek bir ibret ve nasihat teşkil ediyor bütün bu hadiseler. Cenab-ı buyuruyor ki ve iz kâle Musa li kavmihi Musa aleyhisselam kavmine dedi ki inna Allah ye'murukum en bakara Allah size bir sığır, bir inek boğazlamanızı emrediyor. Cenab-ı Hak size bir sığır, bir inek boğazlamanızı emrediyor. Bir sığır keseceksiniz buyuruyor Musa Aleyhisselam kavmine. Tabi bunun evveliyatı var. Niçin böyle bir emir onlara tevcih etmiştir? Neden böyle bir buyruk getirmiştir onlara Musa Aleyhisselam? Onlar Musa Aleyhisselam'a bir meseleyle ilgili olarak sual tevcih ettiler, soru sordular. Dediler ki, bizim içerimizde e, meydana gelen içimizde vuku bulan bir olay var, bir hadise var. Bu hadisenin failini tespit etme konusunda aciz kaldık, bilemiyoruz ve hadiseye çözüm bulamıyoruz. Bize bir çıkış yolu göster diye Musa Aleyhisselam'a müracaat ettiler. Musa Aleyhisselam da onlara kurban kesmelerini emretti. Bir hayvan, bir sığır boğazlamalarını emretti onlara. Ve onun üzerine Musa Aleyhisselam'a dediler ki: "Pa'lu etettehizuna huzva. Sen bizimle alay mı ediyorsun? Biz sana geldik. Bir meseleyi arz ettik, bir sıkıntımızı söyledik." Sen ise kalkmışsın bize kurban kesmemizi söylüyorsun. Ne demek bunun manası? Böyle lüzumsuz, manasız iş mi olur diye Musa Aleyhisselam'a itiraz ettiler. Halbuki Musa Aleyhisselam Allah'ın seçkin bir kuluydu. Bir ülül azim peygamberdi. Lüzumsuz ve manayani, faydasız ve gayesiz bir iş ...hikmetsiz bir söz yapmaz... ...hikmetsiz bir söz söylemezdi Musa Aleyhisselam... ...onun söylediğinde bir hikmet var... ...o nasıl... ...insanlarla... ...herhangi bir maksadı olmayan... ...mizah bile olmayan... ...fuzuli bir surette... ...cahil insanlara... ...mantıksız... ...bilgisiz kimselere yakışan bir tarza... ...abes bir şekilde insanlara... ...alay ederek... Muamele edebilir. Böyle bir şey mümkün mü hiç? Böyle bir şeyin olması söz konusu değildi. Ve Musa aleyhisselam, فَالَاَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ diye cevap verdi. Ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Bu sizin söylediğiniz, insanlarla durup dururken alay etmek gibi lüzumsuz bir iş, cahillere mahsustur. Kendini bilen, haddini bilen, Rabbini bilen bir insanın yapacağı iş değildir. Siz ne demek istiyorsunuz? Ben nasıl olur da böyle sizinle alay etmek gibi lüzumsuz, cahilane, bilgisizce bir davranışa tevessül edebilirim? Mümkün mü böyle bir şey diyerek Musa Aleyhisselam onlara gerekli cevabı verdi. Evet Allah'ın kulları, Cenab-ı Hakk'ın seçkin kulları ne yaptığını bilen ne şekilde hareket ettiğinden haberdar olan, ne söylediğinin farkında olan kimselerdir. Cenab-ı Hak cümlemize Allah'ın huzurunda verilecek hesabı düşünerek edepli olmayı nasip etsin.